Efendim, malum pandemiden dolayı birçok sektörümüz ticari anlamda, ekonomik boyutta çok etkilendi. Sizin işlerinize yansıma durumu nedir pandeminin? Ne gibi zararlar yaptınız? Ne gibi bunun için önlemler alabiliyorsunuz? Bunun için bize biraz fikir verir misiniz? Tabii, hay hay. Evet arkadaşlar, öncelikle bu pandemi süresince bizler esnaflar, küçük büyük bütün esnaflar çok büyük zararlar gördü. Nasıl zararlar gördü? Şimdi bizim en çok satış yaptığımız gün haftanın son günü, yani cumartesi günüydü. Cumartesi günleri kapalıyız, pazar günleri kapalıyız. En güzel işimiz biz bugünlerde yapıyorduk. Dolayısıyla dışarılardan gelen, yani ilçelerimizden gelen müşterilerimiz falan vardı. Onları ulaşamıyoruz. Her neyse. Şimdi Covid ile ilgili ilk önce ben size bir açıklamalarda bulunayım. Şimdi yaptığımız, satmış olduğumuz ürünler, şu anda bizim satmış olduğumuz ürünler marka ürünler, kaliteli ürünler olduğu için daha çok müşterilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar. Öncelikle malın cinsine baksınlar, pamuk oranına baksınlar. Sonra içerideki zaten girdiği zaman bir müşteri içeride hijyen olmadığını görürler. Biz de bu tür unsurlar hepsini biz taşıyoruz. Her gün, her gün ama her Allah'ın günü sabah, öğlen ve akşam da çıkartmış vasıtasıyla hepsini güzelce dükkanımızı dezenfekte ediyoruz. Elden geçiriyoruz yani sürekli. Sürekli atıyorum, mesela müşteri geldiği anda kabinde olsun, o kıyafet değiştirdiği anda o kıyafetlerle ilgili işlemler yapıyoruz. Her neyse, bu bir kısım tarafı. Şimdi önemli olan bir de ekonomik tarafımız var. Şimdi burada müşterilerimiz fiyatlarımızdan ziyade ürünün kalitesi fiyatın üstünde. Ne demek istiyorum? Yani kaliteli malı şu anda biz çok hesaplı satıyoruz. Nasıl hesaplı satıyoruz? Bulunmuş olduğumuz firmalardan da onlar da bize destek çıkıyor. Nasıl destek çıkıyor? Onlar da bize indirimli veriyor. Biz de indirimli satıyoruz. Yani bu şöyle, bundan sonra daha önce de anlattığımız gibi bizler artık mallarımızı depolara kaldırmak istemiyoruz. Müşterilerimize diyoruz ki bizler depolarımıza kaldırana kadar siz de gardırobunuza kaldırın. Yani bu tür şeylerde bazen de fırsattan yararlanmak lazım. Tabii ki alışveriş oranı oldukça düştü. Yani yüzde, hatta şöyle anlatayım size, %50-50'ye düştü hem de. Çok düştü. Dolayısıyla şimdi biz burada mücadele ediyoruz. İndirimi alıp indirimi satıyoruz. Hatta bazı marka ürünlerimizde şu anda Türkiye'de tek %50'ye giren mağazayız. Mübalağa yapmıyorum, ciddi ciddi söylüyorum. %50 indirime giren Türkiye'de tek mağazayız. Çok önemli bir unsur. Dolayısıyla şimdi müşterilerimize diyoruz ki şu anda özellikle bizden tam alışveriş yapma zamanı. Bazı şeyleri, çünkü bu süreç bitecek, illaki bitecek. Bittikten sonra ne olacak? O almış oldukları ürünler ciddi anlamda katlanacak. Biz onu şu anda müşterilerimizin faydasına sağlar diye bunu değerlendirmesini istiyoruz. Öbür türlü de işte arkadaşlar, mücadele. Hayat mücadele. Mücadele diyorum, mücadele diyoruz. Şunu bilsinler ki müşterilerimiz bizim kendi satmış olduğumuz ürünlerden çok çok daha değerli bizim için müşterilerimiz. Dolayısıyla herkese buradan sağlık, sıhhat, huzur diliyoruz. Bir an önce bunların bitmesini temenni ediyoruz. Herkese bol paralı, bol kazançlı, sağlıklı günler diliyoruz efendim. Saygılar.